Değerli izleyiciler, büyük afette 45. günü geride bıraktık. 46'yı yaşıyoruz. Yaralar sarılmaya devam ediyor. Bir yandan da İstanbul'un her bölgesindeki belediyeler de deprem bölgelerine yardımda bulunuyorlar. Esenler Belediyesi de Adıyaman'da 500 konteyner kurdu. Şimdi bölgede arkadaşımız Adnan Sular var. Adnan, o bölgedeki gelişmeleri aktarabilir misin? Evet, asrın felaketinde tam 45 gün geride kaldı. An itibariyle Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesindeyiz. Elbette ki yaralar sarılmaya devam ediyor. Tabii birçok yerden yardım geldi. İşte yardım gönderen illerden birisi de İstanbul ve bu İstanbul'dan da Esenler Belediyesi bu bölgeye çok sayıda konteyner gönderdi. Şu an itibariyle yaklaşık 500 tane konteyner gönderildi ve bunların 252 tanesi ailelere teslim edildi. İhtiyaca göre de teslim edilmesi devam ediyor. Şunu da ifade edelim. Temel hedef şu anda 1500 konteynerin bu bölgeye kurulması. Şimdi de o konteynerlardan birisine konuk olacağız. Hemen gidelim. Burada bir matematik hocamız varmış, Emel Hanım. Kapısını çalalım. Kendisine misafir olalım. En azından buradaki yaşantılarıyla ilgili bir bilgi almaya çalışalım. Gelebilir miyiz? Buyurun. Merhabalar. Buyurun. Şöyle ayakkabımızı çıkaralım. Selamünaleyküm. Evet, kolay gelsin. Merhabalar. Merhabalar. Merhaba küçük hanım. Merhaba. Şöyle geçin isterseniz. Siz rahatsız olmayın. Tamam. Serhat'cığım sen de gel. Kapıyı kapat canım. Şöyle şöyle yapalım, oturalım. Efendim, öğrendik ki matematik öğretmenisiniz. Ben okul öncesi öğretmenim. Bu arada yanlış söylemişler. Öyle, öyle. Şöyle başlayalım. Adınızı, soyadınızı bir öğrenelim. Emel Fırat ismim. Burada görev yapıyorum Adıyaman Gölbaşı'nda. Okul öncesi öğretmeniyim. Burada da Esenler Belediyesi'nin okur gezer kütüphanesinde görevliyim gönüllü olarak. O şekilde devam ediyoruz. Tabii ilki olarak 11 ilde birçok felakette karşı karşıya kaldık. Deprem oldu, sel oldu. Maalesef zaman zaman artışlar devam ediyor. İnşallah size bir şey yoktur ailenizde. Can olarak çok şükür kaybımız yoktur, can kaybımız yoktur. Yani en büyük tesellimiz de bu, bu şekilde. Ama maddi yönden tabii ki kayıplar var ama onları düşünmemeye çalışıyoruz, düşünmüyoruz. Hayatı olduğu şekilde devam ettirmeye çalışıyoruz. Tabii önemli olan bu zaten. Allah can sağlığı versin, evet. Her şey olur. Evet. Peki hocam, kaçıncı katta oturuyordunuz? Ev size mi aitti, yıkıldı mı? Nedir efendim? Biz üçüncü katta oturuyorduk. Ev bize aitti. Yani ağır hasarlı durumda. Çok zor bir şekilde çıktık zaten o anlarda da. Sonrasında da hiç giremedik. Yani hani bir şey eşya meşya çıkarmaya çalıştık ama hani sonrası girilecek gibi de değildi. O psikoloji kolay değil yani. Herkes nerede yaşıyorsa oradan korkuyor. Biz de o şekilde olduk yani. Peki şu anda var mı bir eksiğiniz? En azından bizim aracılığımızda bir eksiğiniz varsa biz iletelim. Buradan bir yardım etmek isteyen olur mutlaka. Biz de destek oluruz. Bir ihtiyacınız var mı şu anda acil olarak? Şu anda acil bir ihtiyacımız yoktur. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Yani bu şekilde süreç devam ederse hani illaki sıkıntılar oluyor. Su sıkıntısı oluyor, elektrik ama herkes elinden geleni yapmaya çalışıyor. Hani biz onun da farkındayız. O şekilde devam ediyoruz hayata. Çok güzel. Tabii mutlaka sıkıntılar olacak. Yani evet. Bazı insanlar çıktılar işte tuvalete yetersizler. Şu bu afetin ilk gününde bunlar soracak şeyler değil. Ama devlet de elinden geldiği kadar yetişmeye çalışıyor. Dünyanın neresinde olursa olsun böyle büyük bir afette hiç kimse bir anda müdahale edemez. Gerçekten sıkıntılar oldu. Hazırlıklı olmamız lazımmış. Hazırlıklı olmak gerekiyormuş yani. Temel ana tema buydu bence. Her şeye her şekilde hazırlıklı olmamız lazımmış. Hepimiz ders çıkaracağız. Yani yapılar yaparken nasıl yapılması lazım? Devlet de daha çok üstte durması lazım. Bunlar tabii inşallah olacak şeyler. Peki geceleri burada yatıyorsunuz, kalkıyorsunuz. Sıcak mı, soğuk mu? Var mı sıkıntı? Isınma problemimiz yoktur şu anda. Yani elektrik olduğu sürece ısınma problemimiz yoktur. Su sıkıntısı yani yağıştan dolayı da sel de ikinci bir şey vurdu gerçekten. Hani böyle altyapıyı falan sorunlarını iyice böyle zorlaştırdı şartları. O yüzden su sıkıntısı yaşıyoruz illaki ama dediğim gibi giderileceğini, çalıştıklarını görüyoruz, duyuyoruz. Hallolacağını düşünüyoruz. İnşallah. Bir de yanımızda bir ufak prenses var. Ona da mikrofon uzatmak isteriz. Evet, gel bakalım gel. Gel rotu bakalım şuraya. Evet, aslında ben çocukları çok severim. Bütün çocuklar güzeldir. Seni tanıyalım mı bir? Evet. İsmin ne? Nida. Nida, soy ismin yok mu Nida? Var, Solak. Nida Solak. Aa bak, soy ismi de yaklaşık. Benimki de Adnan Sular, maşallah. Kaça gidiyorsun? Dörde gidiyorum. Çok güzel. Peki, korktun mu depremden?
Evet, ondan biraz etkilendik kardeşlerim falan. Ama Allah'a şükür canımız kurtuldu, ona şükrediyoruz. Hey maşallah, bak Allah'a şükür. Şükredeceğiz. Yani gelen Allah'tan. Ben her zaman söylüyorum, deprem maalesef ki kader ama tedbirsizlik kader değildir. O yüzden lütfen müteahhitlere sesleniyoruz. Belediyelere, yetkililere sesleniyoruz. Denetçi kimse sesleniyoruz. İmzası olan her kimse sesleniyoruz. Bakın sizin de çocuklarınız var. Bak, ufacık kız işte bakın korktum diyor. Sizin çocuklarınız da var. Lütfen artık yapıları yaparken baştan sona insani yapın. Yani geçin artık o şeyleri, prosedürleri insani yapın. Yani çünkü hepimizin yüreği yanıyor, doğru mu? Evet. Peki senin bir mesajın var mı bize? Bizi milyonlar izliyor şu anda. Sizleri çok seviyoruz. Allah'a emanet olun. Allah, sen de Allah'a emanet olun. Ey maşallah. Efendim size de gelelim şöyle. Olur şöyle. Tamam. Siz de yormadan fazla. Efendim sizi tanıyalım. Hasan Fırat ismim. Biz çocuğumuzla beraber burada kalıyoruz. Yani şu anda çocuğumuz burada değil de. Yani komşuda. Komşu evet. Konteynerde. Kaç çocuk var? Bir tane. Evet. İnşallah. Biz de korktuk yani herkesin anlattığı gibi ekstra söyleyeceğim pek bir şey yok ama korktuk yani kayıplarımız da oldu yakın çevreden işte arkadaşlardan tanıdıklardan kayıplar da oldu. Başka yerlerde de kayıplar oldu ama yapacak bir şey yok bu seviyedeyiz yani. Siz efendim ne işle meşgulsünüz? Ben öğretmenim İngilizce öğretmeniyim. Bu ilçede çalışıyorduk işte hala Göl başındayız. Evet. Aslında karı koca bir eğitmensiniz. Yani evet. Biz de artık yani toplum olarak çok şu konuda eğitmeye ihtiyacımız var. Yani bu deprem konusunda bizim de eksiklerimiz var. Daha çok program yapmalıyız, daha çok yayın yapmalıyız. Tabii. Sizin bu anlamda en azından gördükleri, yaşadıklarınızdan sonra bir öneriniz var mı efendim yetkililere, bizi izleyenlere? Yani tabii bunun eğitim boyutunu da düşünürsek yani milli eğitimde yeni bir sayfa açılabilir. Hani bu depremden sonraki işte çocukların psikolojik gelişimlerle ilgili bir şeyler yapılabilir. Tabii ben de eşime katılıyorum bu noktada. Daha hazırlıklı olabilirdik yani. Evet. Bu sadece işin hani müteahhit boyutu değildi. Hani genel herkesi ilgilendiren vatandaştan tabii ki vatandaştan yani devletin en başına kadar herkesi ilgilendiren bir konuydu bence. Daha da üzerine durulabilirdi. Ama bu mesela biz kendimiz oturduğumuz binada komşumuz aynı zamanda müteahhitti. Yani kendisi de yaptığı binada oturuyor. Hani demek ki daha başka tedbirler de alınması gerekiyor. Zeminle ilgili artık ne bileyim yapılarla ilgili muhtemelen öyle önlemler de alınması gerekiyor. Şunu öğrenmemiz gerekiyor. Bizim ülkemiz deprem bölgesi, deprem ülkesi. Birçok yerde birinci dereceden depremler olabilir, olacaktır, olmuştur. Ha bundan sonra yapılacaklar da hani buna göre hayatımızı düzenlemek. Evet, kesinlikle. Kesinlikle. Evet kıymetli izleyiciler, bugün eğitimci bir ailenin kaldığı konteynere konuk olduk. Solak ailesi bizleri sağ olsun. Fırat Bey ama Solak ailesi değil mi soy isim? Solak. Ha komşu özür dilerim tamam. Evet konteynerde kalan bir ailemizin evine konuk olduk. Sağ olsunlar bizleri burada ağırladılar. Tabii birçok ihtiyaç var ama bunlar devletimizin, milletimizin desteğiyle giderilmeye çalışılıyor. Yani sözün özü şu ki herkes dört bir yandan bu yaraları sarmaya çalışıyor. Allah bir daha bu devlete, bu millete böyle bir acı yaşatmasın diyelim ve bu minvalde sözü tekrar stüdyoya bırakalım.